Boşuna beklemeyin. Gelmez. Güzel çay demledi. Babam abi. Sen burada kal. Kim lan bu? Kara. Ne konuşuyorlar bunlar bir saattir? Abi onlar konuştuğu için beklemiyoruz burada. Kaşif olduğunu beklediğimiz için buradayız. İyi de ben ne konuştuklarını merak ediyorum. Sorarsın abi. Ne oldu? Gördün senden büyük derinciyi yine betin benzin attı. Abi İskender için dedim takmadınız. Ersoy için dedim takmadınız. Aa şimdi bir daha diyorum. Bu adamı gördük ya. Üçümüzden biri gidecek. Kutlama ha? Kötü bir alışkanlık. Rahmetli babamdan kalma. Aslında bütün dişleri çürütüyor. Ama bir defa alışmışsan vazgeçemiyorsun. Dişinin altındaki şekeri ezeceğine. Kimi düşünüp kinleniyorsan git onları ez. Hem dişlerini de korumuş olursun. Bir iki kişi kaldık. Çoğu benden beter durumda. Benim bağımlılığım şekerle çay. Nerede olsa bulurum. Onlar toza alışmış, paraya alışmış, şöhrete alışmış, güce alışmış. Madem yerin rahattı, niye ortaya çıktın? Zorla çıkardılar. Kim? Niye? Hem başbakan istemiyor bizi, hem de bizimkiler rahat durmak istemiyor. O Kaşifoğlu namussuzu verdi Alper'e gazayarı, Alper de kendince iş bitirmeye kalktı. Tabii kendi sonu oldu. Sen öldürdün. Ben öldürdüm tabii. Sözünü tutmayan adamı, ikili oynayan adamı hiç sevmem. Sana bile ihanet ediyordu. O işi sonra konuşacağız seninle. Neticede benim adamım. Hain bile olsa cezasını ben veririm. Thank you.
Eyvallah. Hamit? Onu da ben götürdüm. Tam it değil, ham it. Zaten hiç olgunlaşmadı. Hep böyleydi. İt sahibini tanıyacak. Tamam, sen havla dedin. Ama bu mahalleyi ayağa kaldırdı. Hamidi, Alper'i öldürüp benim karşıma çıkman cesaret ister. Ben eskiden cesurdum. Şimdi öyleyim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Oğlum? Sahip çıkarsan memnun olurum. Çıkmazsan... Zaten o nasılsa kendi kafasına tez zamanda sıktıracak. İyi bir çocuk. Sabırlı bir çocuk. Ama neticede genç delikanlı. Kaşif oğlunun iki gazına geliverdi. Ne istiyorsun benden? Eskiden devlet benden sorulurdu. Şimdi senden soruluyormuş. Bir anlaşma yaptım. Devlet bu anlaşmayı bozdu. Beni diriltti. Devletle konuş. Bu işten vazgeçsin. Ben de saklandığım deliğe geri döneyim. Ya müsaade etmezlerse? Polat Alemdar. İşi hiç yokuşa sürme. Git ihtiyarlarınla konuş. Kendi adamlarınla da konuş. Oğlum senin elinde. Kafam rahat. Nereye gidiyorsun? Kaşif oğlu gelmez. Ama ben sana onu vereceğim. İt gibi korkar benden. Belli. O yüzden oğlunu ateşe attı. Yok yok. Ben şimdi diyorum. Biliyor ki ben onu yaşatmam. Şimdi görüşmek için... Araya birilerini sokar. Kim? Devlet sırrı. Şimdilik. Polat Alemdar. Yoksa bir emrin gidiyorum. Kaşifoğlu... Örgüte bazı bilgiler veriyor. Devlet sırrı olan şeyler. Bunları kimden alıyor? Bu kadar kansızlık yapmıyordur, değil mi?
Sen beni şişirmek için söylüyorsun. Yapıyor. Şerefsiz. Yemin ederim bilmiyorum. Bizzat sen kendisine sorarsın. Ben soramam. Çünkü şimdi dayanamam. Sinirlenirim, sıkarım. Sonra derler ki, Kara şahsi kinine sıktı. O yüzden Polat Alemdar, sen sorarsın. Kilo al, kilo. Üstünde stres var. Silah var. Bir top sinir var. Gebereceksin. 10 yaşından beri böylesin. Baba. Yanlarından ayrılma. Al. Lazım olur. Baba affet beni. Aileme kurşun sıkmak huyum değil Ferman. Beni bu yaştan sonra huy sahibi yapma. Nereye gidiyor şimdi bu? Asıl abi nasıl bıraktı? Kaşif gelmeyecek diyor. Git Zazo'ya söyle. Kara geldi de. Bekle hele. İmdat abi, Kara diye biri geldi, dayıyı sordu. Kara mara çekemeyiz şimdi. Biz olduk kapkara. Hangi karaymış bu? Bilmiyorum dayı. İmdat Bey, bir zahmet gidip öğrenebilir misin bu hangi karaymış? Oğlum belki Cevher'le alakalı bir şeydir. Bir lafı da tam öğrenin. Vay anam vay, yoksa bu... Polümden öldü dediler. İmdat! Oğlum hele tez al gel misafiri. Tamam dayı. Abi sen hangi karasın? Tanımadın mı oğlum beni? Abi sen ölüsün. Az hatim indirmedik sana. Dayını özledim geldim. Abi sizin o tarafta Cevher'le mi görmedin değil mi? Bir şey mi oldu ki Cevher'e? Yo, öylesine. Fısına sorayım. Ha. Buyurun. Vallahi bildim. Billahi bildim. Tillahi bildim yaşadığını. Bildin de niye bir parça ekmek getirmedin? Getirem de kafamı açam.
Ha, beni aşikar edilsin diye. Otur. Ya otur. Neredeysin hemşerim? Hiç sen böyle oturayım. Sen neredesin sen? Nedem. Mezarda yatıydım. Daha doğrusu bırakmadılar ki yatam. Bırakmaz. Bu insanoğlu insanı mezarda bile rahat bırakmaz. Bu senin böyle emekli halin ne aga? Zaza. Heh. Senin hakkında alemde hiç iyi şeyler söylemiyorlar bilirsin. Ne diyorlarmış? Memati'nin Polat'ın ayakçısı olmuş diyorlar. Yakla. Ama öyle diyorlar. Sen inandın mı? Ben... Vardır Zaza'nın bir hesabı dedim. Vallahi kara hiçbir hesabım yok. Ne yalan söyleyeyim. Ha bu kadardım adam kesildim. Kestim kesildim derken an bele ömrüm geçti gitti. Şimdi bir ulu çınarın gölgesinde dinleneyim. Ela hoş, ela huzurlu, ela rahat. Ben düşünmeyeyim o düşüneyim. Ben yapmayayım o yapayım. Ben de paralarımı sahip durayım. Bak geldim kaç yaşına. Bilsem yaşımı söylerim. Ama bilirsin küçükken yazmamışlar. Bayanlar çiçek açtığında değiller. İyi de kardeş hangi senenin bayanları? İşte uzun lafı kısası. Bu yaştan sonra diyeyim ki ağlam yegenler mi gidem dünyayı gezem. Bak vallahi sorsan evlenirim bile. O kadar rahatım yerinde. Peki Zaza. Rahat batmayayım sana. Yok. Yattığım yatak hele yumuşak ki. Allah'ın seni sen. Senin o mezere de bu bizim yataktan düşeyek. İstemediğin kadar da para ver ama. Ya huzuru tepikleyek. Yani diyorsunuz ki Zaza Bey, sen mezarına geri dön. Öyle mi? Aşağı. Aa. Ben diyorum ki Polat Alemdar büyük devlet. Gel onun çınarının altında sen de gölgelen. Zaza, bilir misin? Ben güneşe çıkmazsam hasta olayım. Neden dersen? Karayım ya. Gölge beni çarpıyor. Ondan. O tesbihimi verirsin. Ben sana başka hediye veririm. Zaza. Vermeyeyim. Bu tam benim elime göre. Bana gıcık verirsin. Öyle mi? Sana gıcık vereyim. Ya canımı al ama tesbihimi alma. Sevmeyeyim ha tesbihimi vermeyi. Bütün emrettiğin adamları işe yerleştirdim.
Hepsi de saygılı efendi çocuklar. İşlerini de mükemmelen yapıyorlar. Paralar? Abi, 100 milyon dolar para var. Sana öldü dedikleri için bana parayı ayırmışım. Bankalara koymuşum. Hepsi de duruyor abi. Kuruşunu yememiş. Tamam tamam, inandım. Geç otur. Otur bir rahat ol. Aferin. Bu paralar senin. Gönlünce ye, hakkındır. Benim nasılsa parayla pulla işim yok. Bunu sen de bilirsin. Alem de bilir. Bak Murat'ım. Yaşadığım duyulmasın. Adamlarımla irtibata devam et. Ben ha deyince harekete geçersiniz. Sen nasıl emrediyorsan abi. Hangi sabrı bu? Allah Allah. Beyefendinin sabrı. 4 sene var aramamış abi. Benim için arıyordur. Kaşifoğlu beyefendiye aracı koymuş. Ok. Ok. Hadi bak. Alo. Şimdi kara buraya elini kolunu sallayarak nasıl girecek? Adam elini kolunu sallayarak neler yapmadı? Buraya girmiş çok mu? Artist, ortalıkta görünmemesi lazım ya. Sanki kandile giriyor. Her taraf istihbaratçı, polis. Memati, tilki kümese girmeyi kafaya koymuşsa oros kılığına girer, yine içeri girer. Usta, ne kümesi? Burası tavuk çiftliği. Bismillah. Buyur hacı. Babayı gör hacadım. Git kendi babanı gör. Yol geçen hanım burası. Sen hele ona karayımam geldi dayı ver Sabri Efendi'ye. Hele çekil git. Efendim sizi soruyor bu beyefendi. Beyefendi senin babandır. Çekil hele zındık, çekil. Gel hacı gel. Efendim çantasına bakmadık. Çarpılırsın. Senin abdestin var mı? Zındık. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Bu ne hal? Anladık, gizli geleceksin de bu kadar şov yapmana ne gerek var? Sabri müdür. Kaç senedir böyle böyle yaşıyorum ben. Bana akıl verme. Beyefendinin yanında Kaşifoğlu var. Sakın içeride bir edepsizlik yapma. O şerefsiz geldi ağladı size değil mi? O ağlayacak, sen de affedeceksin. Şu sakalına çıkar öyle gir içeri. Kara benim sözümü dinler. Ama bir dinler, iki dinler. Efendim, sizi temin ederim bir daha olmayacak. Ama siz de kendine söyleyin. Artık kaçak dövüşmeyi bıraksın, taşın altına elini koysun. He. Taş dedin, kaya geldi. Bir de senin için hasta diyorlar. Sizi görünce efendim, sağlık buluyorum. Berudar ol. Sabri, sen de gençleştin mi? Bak, ben evlatlarımı görür görmez hayat buldum. Ben de efendim. Her yerde söylerim. Evlat dediğin kara gibi olacak. Babasının sözünden çıkmayacak.
Kara 10 senedir bir kere bile dediğimizin dışına çıkmadı. Ortalarda görünmedi. Bu fevkalade takdire şayandır. Bana saklan dediniz ama beni unuttunuz efendim. Biz kimseyi unutmayız Karaoğlan. Seni de unutmadık. Keçiborlu ilçesindeki muhtar Hüseyin Ağa'yı unutmadık. Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki Yasin Dayı'yı da unutmadık. Edirne'deki Selim Usta'yı da unutmadık. Seni niye unutalım ha? Unutmak bizim tabiatımızda yok. Peki, size yapılan yanlışları da mı unutmadınız? Bu utanmaz. Kaç kere sattı sizi? Yanlış yapabilir ama satmaz. Satamaz. Bizim pağımız biçilmedi. Biçilemez. Kardeşler birbirleriyle anlaşmazlığa düşebilir. Ama bu anlaşmazlıklar vatan için, millet için, devlet içindir. Ben ikinizin el ele verip devlete hizmet etmesini istiyorum. Bir babanın evladı üstündeki hakkı bitmez. Benim de sizin üstünüzde hakkım var. Efendim, evlat dediniz ama bu benim oğlumu kullanmaya kalktı. Her şeyden haberim var. Kaşif olup fevkalade üzgün. Nadim, tövbekar. Ben sizi birbirinize emanet ediyorum. Tekrar temin ediyorum ki bundan sonra Kara'nın hazzetmeyeceği hiçbir davranış içine girmeyeceğim. Kara da huzurunuzda söz versin. Artık saklanma zamanı değil. Söz. Size yemin ediyorum, kaşif oğluna dokunmayacağım. Ama efendim, takdir edersiniz ki ortaya çıkacağım zamanı da gayet iyi biliyorum. Ben 10 yıldır sabrediyorum. Arkadaşlar da biraz sabredecekler. Hacı niye bize geliyor? Hacı'yı mı vuracaksın? Ne bileyim kim? Bu halin ne? Sizinki çıkıyor şimdi. Ben duasını okudum, artık siz gömersiniz. Abdülay. Silahın yoksa vereyim. Ha, madem silah almıyorsun, bari mübarek kitabı al. Al. Millet bakıyor, parasını ver. Hadi erenler, hayırlı günler. Ne dedi ihtiyarlar? Mezarına geri dönsün dediler. Millet mezara girmek istemez, sen seviniyorsun. Niye seviniyorum biliyor musun? Ben bunca yıl saklanmışım. Kimseye karışmamışım. Şimdi dışarı bir çıkarsam şerrimden kimse kurtulamaz. Polat Alemdar.
Ben devlete çok alındım. Çok kinlendim. Aldatıldığımı düşündüm. Şimdi huzurla toprağın altına girerim. Nasılsa oğlum da yanında. Onda da aklım kalmaz. Bak Kara. Geçmişte hizmetim vardır, hatam vardır. Kimse masum değil. Benimle samimi konuştun. Ben de senin sorumluluğunu aldım. Ben sana bir söz verdim. Sen de bana. Yerin 7 kat altına gir. Hiçbir şeye karışma. Sen sözünü tut, ben de sana sözümü tutayım. Söz. Ölü sözü. Merak etme sen Polat Alemdar. Zombi. Hay ben sizin verdiğiniz söze. Ben sana kaybol diyorum, sen balık tutuyorsun. Ben balık tutmuyorum ki. Ya ne yapıyorsun? Ben yüzlerce şerefsizi gebertip bu suya attım. Şimdi bakıyorum bu şerefsizlerden kaç tanesi oltama takılacak. Bir tanesi bile gelmiyor. Demek ki Halic'in altını şerefsizlerle dolduramamışım. Demek ki... Hepsi memlekette elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Sen oltayı yanlış yere atmışsın. Tak ucuna 3-5 dolar, 3-5 makam, kart vizit. Yolun kenarında sallandır oltanı. Bak şerefsizleri nasıl ip ediyorsun. Doğru söylüyorsun. Peki bana verdiğin söz ne olacak? Onu da mı oltaya takayım? Hop dedik. Bizim sözümüz... Bizim bedenimizden ağırdır. Televizyonu görmedin mi? O da sana atılmış oldu. Niye yemi yutuyorsun? Kaşifoğlu, beyefendi. Yaptığını ödetmeyecek mi? Polat Alemdar. Sözün söz değil mi? Bir daha beni bunun için arama. Madem sözün söz, eyvallah. Haa. Peki var mı yanında dolar? Zombiliği bırak yerine yat Kara. Ben şerefsizleri toplar mezarına sıra sıra dizerim. Efendim Abdüley? Abi yüzbaşının yerini öğrendim. Neredesin Abdüley? Bugüne kadar halkımız sayısız işkencelere maruz kaldı. Binlerce faili meçhullere kurbanlar verdi. Eğer... Devlet halkımızı asli unsuru, birinci sınıf vatandaşı görüyorsa, bu kara katili derhal yakalamalıdır. Eğer devlet red, inkar ve imhar politikalarını reddettiğini ispatlamak istiyorsa,
bu kara katilin hak ettiği deliğe sokulması halkların kardeşliği için milattır. Sen ne büyük adammışsın be Kara. Vay be. Ama tek yaptığı takvim belirleyecekmişsin. Milat olacakmışsın. Vay be. Zindanlara doldu. Beyazdan önce, devlet karadan sonra. Halklar arasında barışın gerçek. Öğreteceğim ben size renkleri. Barışın dilinin hakim olmasını istiyorsa, eli kanlı ajanlarını yakalayıp halkın önünde mahkemelerde yargılaması ve gerekli cezaya çarptırması gerekir. Abi, ne kadar sevindim yaşadığına. Sağ olasın. Ne var ne yok? İyi misin? Ailen nasıl? Çok şükür. Hepsi sayende iyiler abi. Çekil. Düştü mü sizinkiler peşime? Düştüler abi. Hele Lale Zara televizyona röportaj verdi. Şimdi hiç kaçarı yok. E al götür beni o zaman. Abi, sen beni dağda çatışmada yaralanmışken sırtlayıp kucaklayacaksın. Ben seni satacağım. Vallahi bir yamuğumu gördüysen sık kafama. Koçum benim. Bizim Kaşifoğlu gizli tanıkmış. Evet abi. Sen bana onun yerini öğren. Bunlar hep o şerefsizin başının altından çıkıyor. Hemen öğrenirim abi. Tut bak. Balık nasıl vuruyor görüyor musun? Sen de Kaşifoğlu'nu böyle benim oltama tak. Tamam hadi. Abi. Burası giriş kapısı. Burası özel bronz yapım. Bu bronzu delmek için çok güçlü bir patlayıcıya ihtiyacımız var. Nasıl yani? Bu roket atar yetmez mi? Yeter. Ne vıdı vıdı yapıyorsun o zaman? Ben sana söyleyeyim kardeşim. Bu herif bu kızla çok uğraşıyor. Allah laftan anlamıyor. Geçen gün de sabaha kadar kavga ettiler. Kızım niye laftan anlamıyorsun? Niye yalan söyleyeyim sana? Kim diyor sana başkasıyla ilişkin var diye? Seviyorum dedik ya, yalan mı söyleyeceğiz? Kim yapıyorsa bu dedikoduları var ya, onun ben... Nasıl yani? Ah!
Tamam, teşekkür ederim. Bir efsanenin daha sonuna geldik. Karayı bitirecekler. Al bakalım şu roketi, işe yarıyor mu? Tamam, karışmayın. Cayır cayır yansın. Ferman. Ferman, beni iyi dinle. Ferman. Bir dakika, bir dakika. Abi, Ferman arıyor. Karayı bir yerde kıstırmış, kaşif oldu. 5 dakikaya varmazsak ölecekmiş. Bırakalım ölsün abi. Mesele anlaşıldı. Kafaya sıkacağız artık. Yanacaksak da bu dünyada değil, öbür dünyada yanacağız. Bunlar kim be? Hemen keçinin kokusunu aldılar. Bırakmayacaklar ki kebap olsun. Şamir'in emri var. Bir yere gidemezsin. O emir senin için. İşini yap. Gelen 4 adamı bir zahmet öldürün. İsrail'in seçkinti misiniz? Siz de yardımcı olun. Siz bunları benden uzak tut. Abi. Dediğimi yap Abdüley. Ara. Polat Alemdar. Kara! Kara! Polat Alemdar, buradayım Polat! Kendini öldürteceksin. Sana verilen emri yap. Thank you.
Çık! Kara ölmüş! Kara ölmüş! Çekiliyoruz! Çekiliyoruz! Abi çekiliyorlar. Takip edelim mi? Bırak gitsinler. Abi, babam öldü mü? Öldü oğlum, başın sağ olsun. Baba. Baba! Ferman! Ferman! Baba! 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 Cahit, yukarı gel! Şuradan bir ceset ayarla. Ne yapacaksınız cesetle? Seni yakacağız. Benim Ferman'la konuşmam lazım. Vasiyetin varsa bana söyle. Ferman için sen öldün. Hadi Beren'i indir. En doğrusu. Abi babamı yaktılar. Mukadderat. Abi babam ölmüş olamaz. Abi babam bu kadar kolay ölmüş olamaz. Ölüm gelince zoru kolayı yok. Erhan. Tamam abi. Abi çocuktan niye saklıyorsun? Babayla oğul arasında sır olmaz Abdüley. Daha önce Ferman'ın üstünden açığa çıkardılar. Yine yaparlar. Biz nasıl saklayacağız peki? Ferman'ın üstünden DNA testiyle hemen çözerler. Abdüley, Ersoy Ulubey kendi kimliğini saklatıyor da biz Kara'nınkini saklatamıyor muyuz? Konuş adamlarını halletsinler. Git Cahide yardım et. Cesedi içeri atın. Gel. Biliyor musun Polat Alemdar? Ben sana eskiden acayip kıl olurdum. Niye? Devlet için yüzünü değiştirdi. Operasyon yaptı. Bunları duyardım. Bak bak derdim. Kahramana bak. Ulan ben yüzümü değiştirmeden 1000 tane operasyon yaptım. O da yapsa ya. Görelim bakalım yiyor mu derdim. Ama şimdi Ferman'ı görünce sağ olasın. Siz işin havasındaydınız. Her gittiğin yerde imza atıyordum ben kareyim diye. Bizim adımız yoktu. Kendimiz yoktu. Ailemiz yoktu. Sevdiğimiz yoktu. Yani diyorsun ki yok olmadan var olunmuyor, öyle mi? Artık senin için öyle. Bu sefer de nüfustan düşüyorsun. Mazeret kabul etmem. Gerekirse seni ben öldürürüm. Bu oyunun içinde yoksun. Müsaade et. Şu Kaşifoğlu şerefsizini öldürüp öyle yok olayım. Thank you.
sabaha kadar ağladım öldün diye. Sen yine de gözyaşını silme. Bir sen biliyorsun yaşadığını. Oğlum bile bilmiyor. Abi, elini ayağını öpeyim. Madem böyle bir iş oldu, dosyan kapanacak. Ortalarda gözükme. Şu kaşif itini öldüreyim gideceğim koçum. Nerede o it? Abi. Nerede o it? Bildiğim savcı hanım ifadeye çağırmış. Bizimkiler artık adım atmasına izin vermezler. Savcıya gider öter şimdi o şerefsiz. Havasını atacak ya. Hele ki savcı kadın. Beni satıp şovunu yapacak. Buraların altı hep ceset. Kapanmamış faili meçhul dosyalarınızın bazılarını kapatırsınız işte. Nereden bileyim kara yapmış bunları? Belki sen yaptın, gömdün. Tek tek ailelerine gidin, onlar size kimin yaptığını söylerler. Nasılsa adam öldü. Bütün faili meçhulleri yıkacak birini buldum. Dur, dur! Durun, durun, durun. Kımıldamayın. Kara ölmedi. Fırlama! Bu bir tuzağının üstündeyiz. Ben size söyledim ölmedi diye. Hareket etmeyin. Başka tuzaklar olabilir. Madem buraya geliyordun, tuzaklı olduğunu bilmiyor muydun? O yüzden diyorum ya, kara yaşıyor. Bunlar yeni. Demek ki adam özel hayatına hassas. Kimsenin görmesini istemiyor. Bana izin verin. Karayı bulup getirip önünüze atayım. Alın bunu. Özel bir yere saklayın. Benden başka ve sizden başka kimse nerede olduğunu bilmeyecek. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Madem kara yaşıyor, muhakkak sana bir hesap kesecek. Beni öldürtmek mi istiyorsun savcı hanım? Götürün dedim. Savcı hanım, çok ileri gidiyorsun. Bırakın! Ne yapıyorsunuz? Bırakın dedim! Sus kaşif oğlu, sus! Siz de ekiplere haber verin. Tuzakları imha etsinler. Yarın kazı başlayacak burada. Tamam savcı. Thank you.
Tamam çocuklar. Savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah. Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz. Tanık manık umurunda değil. Anasını satayım. Nereden çıktı bu savcılar? Kendini bir şey zannediyor. Eskiden bizi gördüklerinde esas duruşa geçip bir emriniz var mı diyorlardı. Şimdi bizi içeri atıyorlar. Spor yapmam lazım. Ne sporu? Yürü hadi. Nabzım yüksek. Yapma dedik şu sporu. Duş al geçer. Nerede kaldın lan? Her şeyi getirdim abi. Aç bakalım. Ver. Oyuncak mı lan bu? Sok onu yerine, delirdin mi? Kendi polisimizi mi bombalayacağız? Sen istediğim şeyi getirdin mi? İyi hadi kes koçum. Kes. Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim. İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi. Götürecektiniz beni hastaneye. Götürmediniz madem, bari bir doktor çağırın. Ne oluyor lan? Ne o, karanlıktan mı korkuyorsun? Panik yapma, jeneratör devreye girer şimdi. Bak gördün mü? Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
Dışarıya bakın ne oluyor? Jeneratör niye hala yok? Sana diyorum silah ver! Hani senin kalbin kötüydü? Kötüyüm ulan, kötüyüm! Çıkarın beni buradan! Ben sana dedim, silah ver! Silahını ver! Silahını ver dedim lan! Git silahını! Silahını ver! Ulan bırak beni! Ulan! Geç! Çıkarın lan beni buradan! Çıkarın! Çıkar! Çıkarın diyorum! Dur. Bak gelme üstüme Kara. Her şeyin bir izahı vardır. Açıklayabilirim Kara. Açıklayabilirim. Kara. Yapma. Kara. Kara. Yapma Kara. Ulan gafletteydin. Uyanır dedim. Delalete geçtin uyardım. Ama ihaneti affetmem. Kara, yalvarırım. Bir şans daha ver. Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız? Bilmiyorum ama öğrenirim. Ulan öleceksin. Hala yalan peşindesin. Thank you.
Abi gidelim, takviye istediler. Tamam bak. Şantadaki not defterine birkaç telefon numarası yazdım. Onların sahiplerini, kim olduklarını bana öğreneceksin. Tamam mı? Hadi kalk. Abi burası senin söylediğin mesajı atanın evi. Niye lojmanda oturmuyor bu? Bekar. Çıkmamış da. Ha. Kendi istememiştir bunu. Millet rahat girsin çıksın diye. Biz de rahat girip çıkalım o zaman. Sen bekle burada. Sen beni tanıyor musun? Ha? Peki. Sen benim ihaneti affettiğimi duydun mu? Bu sefer edeceğim. O zaman bana Kaşifoğlu'yla girdiğin ihaneti anlatacaksın. Ben de seni bağışlayacağım. Anladın mı? Anladın mı? Konuş lan it, konuş! Abi yemin ederim bilmiyorum. Çıkar lan pantolonunu. Abi öldür beni. Çıkar lan. Peki. Sen bilirsin koçum. Tamam konuşacağım abi. Ha. Anlat. Anlat lan! Kandil'e operasyona gidecek özel bir birlik var abi. Son eğitimlerini burada yapıyorlar. Jandarma dış güvenliğini sağlıyor. Nerede bunlar? Eski tekel binası var. Paşa Bahçede. Jandarmanın da içeride ne olduğundan haberi bilgisi yok. Şerefsiz. Siz bu devletin ekmeğini yiyeceksiniz. Sonra da böyle şerefsizce ihanet edeceksiniz ha? Göstereceğim lan ben size. İhaneti. Durun. Siz hareket etmeyin. İsrailler bizim yerimizi halledecek. Nasıl olsa bize yazar. Yok, birlikte değilim abi. Özel bir yeri koruyoruz. Ama neresi bilmiyorum.
Çarşı izinine çıkınca seni arayacağım hayatım. Tamam, vericileri bloke ettim. 10 dakika içinde operasyonu bitirip buradan ayrılacağız. Takviye ekibi çıkarın. Alo, alo, alo. Niye çekmiyor lan bu? Tertip, seninki çekiyor mu? Benimki de çekmiyor. Tertip, seninki çekiyor mu? Çekiyor. Bir anda bir şey oluyor. Şimdi nasılsın aslanım? Hala üşümedin mi? Komutanım, bu buz eridi. Biraz daha koyun. Komutanım, 6 saat oldu. Kandil'de kaç saat yatacaksınız karın altında biliyor musun? Toplanın, gidiyoruz. Arkadan çevirelim. Ben yatıyorum aslanım. Bitince seslenirsin. Komutanım, sabah uyununca gelin. Kim? Paydos! Bugünlük bu kadar yeter. Hadi koçum, görüşürüz. Hadi. Eyvallah, sağ ol. Hadi geçinler. Hadi koçum, görüşürüz. Hadi dayan. Hadi dostum. Ha gayret. Hadi dayan. Hadi koçlar, sabah bekliyorum sizi. Abi, buradayım. Telefonları kesmişler. Git yardım çağır. Thank you.
Polat Alemdar! Şu taraftan! Karanın tarafına geç Abdi Bey. Emiş arkadaş, gönder bakalım roketi. Ben bakarım abi. Toplanın gidiyoruz. Öl dedim mi öleceksin? Bu örgütçü değil. Ne yapıyor bu? Örgütçülerle İsraillileri ayırıyor. Örgütçü. Arkadaş sen laftan anlamıyor musun? Ben seninle böyle anlaşmadım. Benim askerim öleceği zaman ben anlaşmam, anlaşma tanımam. O zaman gidip Güneydoğu'da savaş. Niye saklanmak istiyorsun? Ben bunların tepesindekileri alacağım. Zaten ayakçılarını o kadar çok öldürdüm ki. O yüzden mi Kaşifoğlu'nu öldürdün? Hainlerin yaşam hakkı yok. Hele benim dünyamda hiç yok. Benim sözümü dinlemeyenlerin de yaşama hakkı yok. Sana söylüyorum.
Alın bunu. Sen zaten Kaşif oğlunu öldürecektin. Şimdi niye bana afra tafra yapıyorsun? Sen adamı öldürme zevki yaşarken burada bir sürü askerimiz öldü. Ben buraya gelmesem herkes ölecekti. Sen çağırdığın için gelmedim. Kaşif oğlunu öldürmesen hiç kimse ölmeyecekti. Sokun arabaya şunu Abdülay. Sıkacaksan burada sık Polat Alemdar. Sıkacağım zaman sana sormam. Ben hayatımda kurşun yemekten korkmadım. Bu saatten sonra da korkacak değilim. Sağ ol koçum. Sen Cahit'le kalırsın. Alın şehidinizi. Cahit, sen askerlerle kal. Bunların fotoğrafını çek. Parmak izlerini al. İstihbaratta buluşalım. Tamam abi. İsrailli miydi onlar? Ya kim olacak başka? Suriye istihbaratından da olabilir. Öğreneceğiz. Kaçak olmak zor iş. Hele öyle olmak daha da zor. Nereye götürüyorsunuz beni? Gidince görürsün. Bak ben sıkıntılı yerde kaçarım duramam. Sonra seninle iyice bozuşmayalım. 5 yıldızlı otelde ağırlayalım seni. Ben misafirlerime iyi bakarım. Polat Alemdar. Yüzünü değiştirirsin. Bu devlet için bir fedakarlıktır. Aynı yüzle bir sürü iş yapmak... İki fedakarlık. Ha. Bu işleri yaptın diye kaçmak, yıllarca saklanmak, ölü gibi davranmak, işte o baba yiğitliktir. Ne oldu? Yoruldun mu baba yiğitlikten? Buradan çıkmayacaksın. Buranın 5'i duruyor. Ama yıldızları dökülmüş. Neyse. Devletimiz bize nereyi layık görmüşse orada kalırız. Abdüley! Nereye gidiyorsun? Abi arkada çıkışı var. Orayı sağlam bir kilitleyelim. Bin arabaya bin. Siz de gelin buraya. Bu adam buradan çıkmayacak. Eğer buradan çıkarsa,
Geldiğimde cesedinizi bulayım. Yoksa ben sizi öldürürüm. Kapıları örtün. Bu saatten sonra bulduk gene kendimize bir komutan. Oh.